Evet, aklı selim bir kişi de bu hayvanı uyutmak yerine doğal ortamına bıraksak mı acaba diye de düşünmemiş. Yani ben ne kadar zaten anlayamadım, şey. Evet. Herhalde bu hayvanların insanlardan çektiği sadece bizim ülkemizde değil herhalde. Bütün dünyada var böyle insanlar. Evet, Amerika'da Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a sonsuz bir destek veriyor Elon Musk. Dünyanın en zengin insanı diyebiliriz. Hatta yani başta Twitter, sonra X'e çevirdi. Evet. Sırf bu başkanlık seçiminde Trump'a işte sosyal medyadan çok büyük bir destek verebilmek için burayı, bu platformu satın aldığı söyleniyordu ki bu iddialar hakikaten evet. Yaptığı işte seçim kampanyasında kendini gösteriyor. Her hafta galiba 1 milyon dolarlık bir çekiliş yapıyor. O da resmi değil diye başı bir ara derde girmişti ama Musk'ın desteğini arkasına almayı başarmış durumda Donald Trump. Peki bundan önce Demokrat Parti'ye açıkça destek veren Musk ne oldu da tutum değişikliğine gitti? Teknoloji milyarderinin Trump'la işbirliğinin arkasında ne var? İşte detaylar. Vote, vote, vote. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim süreci boyunca başkan adayları kadar çok konuşulan bir isim vardı. 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Teknoloji milyarderi tarafını açıkça belli etti. Bir zamanlar yeniden seçilmek için çok yaşlı dediği Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek verdi. Hatta Trump için coşkuyla sahaya indi. Ben sadece Amerika'yı yeniden harika yap demiyorum. Bunun koyu bir destekçisiyim. Bir kişinin karakterini ateş altında olduğu zaman test edebilirsiniz. Bir tarafta uçak merdivenlerini bile çıkamayan bir başkan var. Diğeri ise vurulduktan sonra yumruklarını sıkıyor. Oysa Musk son 3 seçimde hep Demokrat adaylara, Barack Obama, Hillary Clinton ve Joe Biden'a destek vermişti. Peki şimdi Trump'ı desteklemesinin arkasındaki itici güç ne? Ünlü milyarderin Demokrat Parti öfkesinin temeli 2021'de atıldı. Elektrikli araç üretimi ve kullanımını teşvik etmek isteyen Biden, bu süreçte Musk'ın sahibi olduğu ülkenin en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı görmezden geldi. Beyaz Saray'da bu konuda düzenlenen etkinliğe Musk'ı davet etmedi. Çünkü Biden, Tesla'nın sendikalaşmaya engel olmasından rahatsızdı. İşte tam da bu sebeple elektrikli araç şirketi Tesla'yı hedef alabilecek yasal düzenlemelerin önünü almak isteyen Musk'ın saf değiştirip Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la el sıkıştığına inanılıyor. Tek sebep bu değil. Musk'ın Trump'ın yanında saf tutarak sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'i de korumaya almaya çalıştığı sanılıyor. Bu stratejisi işe yarayabilir. Çünkü Trump yeniden başkan seçilmesi halinde hükümet verimliliği komisyonu kuracağını, başına da Elon Musk'ı atayacağını söylüyor. O ifade özgürlüğünü kurtardı. O çok sayıda harika şey yarattı. Nesillerdir ilk büyük Amerikan araç şirketini kurdu. Roket şirketi ise şu anda Amerikalı astronotları uzaya göndermemizi sağlıyor. Dünyanın en zengin insanını kendi yanına çekmeyi başaran Trump, böylece seçim kampanyasının mega bağışçısını da bulmuş oldu. Musk 3 ay içerisinde 75 milyon dolar bağış yaptı. Sosyal medya platformu X'i de Trump'ın politikalarını yaymak için aktif olarak kullandı. Hatta zaman zaman dezenformasyon kampanyasının da parçası oldu. Demokrat aday Kamala Harris'in yapay zeka ile üretilmiş görselini paylaşıp, Kamala ilk günden itibaren komünist bir diktatör olmaya yemin etti notunu düştü. Trump için kesenin ağzını sonuna kadar açan Musk, halkı sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlara her gün 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Amerika denen devin gücünün kilidini açabiliriz. 1 milyon dolarlık çeki almak için seçimin kilit önemdeki salıncak eyaletlerinden Pensilvanya'da ikamet etmek ve dilekçeye imza atmak yeterli. O çeki kazananlardan biri John Dreher'dı. Öğrenince çığlık attım. 1 milyon dolardan bahsediyoruz. Ellerimi havaya kaldırdım, sahneye çıkıp Elon'la tanıştım.
O an parayı bile unuttum çünkü o çok etkili bir figür. Şimdi Musk, Donald Trump için seçimi satın almaya çalışmakla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski çalışma bakanı Robert Reich'e göre Musk servetini hesap vermeyen büyük bir siyasi güç kaynağına dönüştürmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilmemiş bir kişinin daha önce hiç bu kadar güç sahibi olmadığı yorumu yapılıyor. Hatta para, siyaset, medya ve güç pozisyonlarını iç içe geçirmekle suçlanan Musk, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve Amerikan kapitalizmini şekillendiren soyguncu baronlara benzetiliyor. Siyasi analistlere göre Musk'ın önünde tek bir sınırlama var. O da Güney Afrika doğumlu olduğu için ABD başkanlığına hiçbir zaman adaylığını koyamayacak olması.